Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler. Bugün Ürgüp'te çok güzel bir pet shop'a geldik. Şimdi size burayı göstereceğim. Arkadaşlar burası 3 bölümden oluşuyor. Balık odası, kuş odası ve bir de bu hayvanların eşyalarının satıldığı bölüm olarak Ürgüp'te Dostlar Pet Shop'tayız. Şu anda abi çok güzel bir ortam yapılmış. Buranın zamanında bir videosunu çekmiştik. O zaman bu saydığım tüm odalar bir yerde birleşmişti. Şimdi arkadaşlar bunların hepsine özel özel odalar ayrılmış. Özel özel yerler yapılmış. Bunları sırayla bir şimdi tek tek inceleyelim. Abi bu şöyle bir genelden bir bakalım. Önce nasıl bir odayı inceleyeceğiz onu bir görelim. Yine bizim ekip orada. Polisimiz, ondan sonra elektrikçimiz, her şeyimiz orada bekliyor. Arkadaşlar burada Japonlarla başlayalım. Bu tarafta Japonlarımız var. Bu odanın bu arada yan tarafında da kuş bölümümüz var. Abi Japonlar gerçekten dolu dolu bir sürü gelmiş. Formları da bayağı bir güzel. Abi Japon var. Japon'un renk renk ayırmışlar. Ondan sonra boy boy ayırmışlar. Yine burada farklı farklı arkadaşlar boylarda Japonlar var. Teleskop var. Midyeler. Abi ben midyeyi gerçekten çok ama çok seviyorum. Burada da midyenin farklı bir arkadaşlar türü var. Bendeki biraz daha biliyorsunuz beyaza kaçıyordu. Onun dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da farklı bir tonu, farklı bir rengi var. Onların üst kısmında arkadaşlar yine lepisteslerimiz falan var. Lepisteslerimiz. Bu tetra neon falan mıydı ki ya? O tarz bir şeydi herhalde. Ya isimlerini unuttum şuradakilerinde. Burada da arkadaşlar yine birazcık midyemiz var. Arkadaşlar lepistesler bu arada normal yerli lepistes ama cins gibi de görünüyor. Şu anda burada kalan lepisteslerimizin tamamı erkek. Gördüğüm kadarıyla dişi şu anda göremiyorum. Evet. Doğru gençler, bunların şu anda hepsi erkek. Ondan sonra ilk stand bu şekildeydi. Akvaryumlar yine üst tarafta var. 50 santim, ne bileyim işte 65 santim, 20-30 santim olan akvaryumlar falan da var. Yan standta yine bu sefer de cikletlerin boyutlarına geçmişiz. Fiyatları burada yazıyorum. Fiyatlar ama gerçekten burada çok ucuz, haberiniz olsun. Sonra prensesler var. Ne bileyim kaya cikleti var. Gördüğüm paslı ciklet var. Yunus. Gerçekten çok da tatlı görünüyorlar. Demasoni de var. Hatta türünü çözemediğim bir balık türü de var içerisinde açıkçası. Aa bak burada da yine lepistesler falan devam ediyor. Bu lepisteslerde dişi var mı? Aa burada dişi var arkadaşlar. Burada bol bol dişimiz var. Bakın mesela burada dişi yoktu ama buradaki erkekler de cidden çok güzel. Eğer şöyle bakarsanız. Yani tül kuyruk gerçekten çok güzel. Burada arkadaşlar biraz daha ufak olan yavru, ondan sonra damızlık falan lepisteslerimiz var. Alt tarafına Japonları koymuşlar. Allah'a doldurmuşlar gençler, haberiniz olsun. Kırmızı kırmızı kafalılar, turuncu turuncu kafalılar. Burada renk renk ayırmışlar. Ondan sonra şurada turuncular var, karışık renkler var. Burada altın kafalılar var. Şurada koyular var. Eğer almak isteyenler olursa. Şunları görüyor musunuz gençler? Bunlar bayağı bayağı büyük ama. Beyaz, altın renklisi. Yalnız çok güzelmiş bak. Şuradaki bayağı bir güzelmiş. Pengasus da. Neydi? Ha, bunlar Pengasus. Yine burada çeşit çeşit. Yalnız bunların boyutları falan bayağı bir büyükmüş. Ondan sonra şöyle bir bakayım daha değişik neler var. Papağanlar falan var. Renkli papağanlar. Ondan sonra imparator, mücevher, beyaz prenses. Hatta beyaz prenses ağzına yavru mu almış? Yok, almamış. Onun da üstünde arkadaşlar el kadar. Abi bayağı iyi ya. Yalnız bunlar bayağı büyümüşler. İnşallah bizimkiler de buradan altlarımız büyürler. Arkadaşlar eğer hatırlarsanız Alp'in evin dedi kardeşimiz burada yine. Bunların büyüklerini size göstermiştim. Burada da arkadaşlar onların yavruları var. Bunları da aldığınız zaman işte el kadar 25 santimlere kadar gidiyorlar. Daha da öteye gidiyorlardır belki de, onu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar burada çok güzel bir tül kuyruk var. Bunu birazdan alacağız bizim abiye. Hatta buradan sonra yanına bir iki tane daha alacak kendisi. Ya Alp işte ya. Elektrikçimiz yine kendisini gösterdi. Abi yalnız şu beyaz olana bakar mısınız? Gerçekten çok güzel ya. Bu gerçekten çok güzel olur. Benim de arkadaşlar Challenger'ların yanında şöyle bir canavar. Ondan sonra bir kedi balığı. Bir Flowerhorn. Onlar da lazım. Onlardan da getireceğim. Bakalım göstereceğim size aldığım zaman. Abi betalar metalar. Beta şu anda yok arkadaşlar. Nevşehir merkezde, haberiniz olsun. Sadece ilçede şimdi bir denk geldim. Merkezde sen gördün mü? Yok. Merkezde arkadaşlar şu anda kalmadı. İthalattan daha gelmedi.
bildiğimiz kadarıyla. Burada yine eşyalar falan var. Balık bölümü bu kadar. Şimdi ben size biraz da kuş bölümünü göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi de kuş bölümüne geldik. Burası bayağı bir sesli, o yüzden burada birazcık ben de bağıracağım. Arkadaşlar şöyle bir genelden göstereyim öncelikle. Her zamanki tayfamız. Bir selam gönderin ya gençler. Bizim kuşçu balıkçı tayfamız, her şey var bize. Arkadaşlar şöyle bir sağdan başlayalım. Burada kanaryalarımız var. Kanaryalar bu arada çeşit çeşit normal kanaryası. Ondan sonra bir kafası turuncu olan kafasız kanaryalar. Ondan sonra beyazlar. Burada artist şekil çukur olan kanaryalar. Abi her çeşitten, her tipten kanaryalar var. Bu da neydi? Bunlar ismi ne oluyor lan? Monilo muydu? Nonilo muydu? Monilo öyle. Arkadaşlar bunların monilyalı bir isimleri var. Yalnız var ya, ben bağırıyorum bunlar bağırıyor. Ben bağırıyorum bunlar bağırıyor. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok iri muhabbet kuşları var. Yani jumbo, show jumbo, İngiliz, Hollanda hepsinden var arkadaşlar. Hatta genelde pet shoplarda Çekoslovak yerli muhabbet kuşu çok olur. Şu anda ben onu göremiyorum arkadaşlar. Hani gözüm yerli muhabbet kuşunu arıyor. Ucuz olan muhabbet kuşunu arıyor ama onu bir türlü bulamıyorum. Yerlilerimiz acaba bu tarafta mı? He, evet arkadaşlar, yerli Çekoslovak olanlarımız bu tarafta. Ben de diyorum bunlar nerede arkadaşlar? Genelde ekseriyette pet shoplarda burası daha fazla olur. Hani çünkü bunlar daha uygun olduğu için. Bunlar arkadaşlar yarışma kuşlar olarak geçiyor. Biraz daha zaten adından da show kuşu. Abi şunun bir boyutuna bakar mısınız? Elimden hesap edin. Nereden baksanız benim elim şurası 15 santimse 20 santim kuş yani. Abi şuradaki griler falan efsane ya. Vallahi var ya, yeşiller, maviler, yani adam koymuş ya, koymuş koymuş. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, hani kızışmış var mı? Almak isteyene bak, seçiyorum. Daha ne yapayım kardeş, daha ne yapayım? Bak erkek, güzel bir erkek, al şunu. Şu dişi kızışmış, bunları yan yana koy, kesin bir şeyler olur. Olmazsa gel bir erkekli daha dene yani. Abi gerçekten güzel güzel kuşlar o. Yalnız dediğim gibi çok şaşırdım, kuşlar çok iri. Şöyle bir yan tarafa geçeyim arkadaşlar, mamayla besleniyorlar zaten. Şuna bir bak ya, şuna bir bak ya. Acaba ben olsam buradan hangisini alırdım? Arkadaşlar ben olsam hangisini alırdım? Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar şu duran erkek var ya, o çok cikstürüyor ya. Bak şöyle göstereyim. Kafayı nasıl kapatmış, görüyorsunuz değil mi gençler? Abi bayağı güzel. Erkek mi o? Erkek. Ona bir de dişini alırdım. Bak şu dişi çok güzel yavru atıyor. Ben bunlardan beslerim. Şuradaki dişi var ya arkadaşlar, sol taraftı. Sarı surat. Sarı surat, gri, beyaz da kanat var. Arkadaşlar bu taşıdığı genleri de gösteriyor. Yanaktaki renkten de bunu anlıyoruz. Bayağı iyi. Sonra hani şöyle, ooo kardeş burada bir albinomuz varmış ya. Albinomuz yok mu ya? Double faktör var mı acaba? Ben double faktör de arıyorum şu anda. Vallahi şu öte yanda bir tane var. Amma siyah mı, kırmızı göz mü? Arkadaşlar o siyah göz. Elektrikçimiz yine geldi. Evet arkadaşlar şuradaki double faktörmüş. Beyaz mı o mu, yani normal albino mu o mu alınır derseniz, arkadaşlar ikisi de kendi özelliklerini barındıran çok güzel kuşlar, ikisi de alınabilir. Bak şunu da yavru çok büyük ihtimal kırmızı göz gelir, yani ne sarı atar beyaz atar, tamam mı? Ama şundan arkadaşlar sürprizdir bu, yani bunun altından bu da çıkar, şu da çıkar, o da çıkar, o da çıkar, tamamen sürpriz bir kuştur, haberiniz olsun. Değer bakımından hangisi daha değerli derseniz, benim gözümde arkadaşlar kırmızı göz daha değerli, çünkü bunun altından gelen yavruyu daha pahalıya satabiliyoruz. Şansımız daha yüksek oluyor. Çünkü şu mesela şunu da doğurabilir. O yüzden mesela bunun edeceği fiyatla albino'nun edebileceği fiyat farklı oluyor. Haberiniz olsun. Ya bu ya beyaz atar ya sarı atar. Ondan sonra bakalım daha nelerimiz var. Burada yine çiftler falan var. Kanaryalar zaten boyuna, gırla. Ondan sonra şöyle bir bakayım. Burada arkadaşlar çeşitli çeşitli hiç bülbülleri var. Lan şunu dışarıdan mı yakalamışlar? Ne olmuş lan o? Yok arkadaşlar şaka yapıyorum. Orada özel bir tür. Burada arkadaşlar yine bir sürü Hint bülbülleri falan var. Hint bülbüllerinden bak şurada yumurta falan da görüyoruz. Aa yumurtayı gördük. Zamanında ben de aldım da sadece yumurta yapıyordu şerefsizler. O yumurtaları bir çıkartamıyorlardı. Arkadaşlar fabrikadan halka. Fabrikadan halka ya. Vallahi bakayım şurada neler var. Bunları gösterdik. Kuş bölümü de bu kadar arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın.